yeniden başlamış gibi hissetmiyoruz. Takımımız genç olduğu için beraber antrenmanlar keyifli ve güzel geçiyor. Onları istekli, mücadeleci ve büyük bir aile bekliyor. Sakatlığımdan dolayı sezonu kapattım. Sonrasında final etabına yetişmek için antrenörlerim, takım arkadaşlarımla hani aslında kısa bir sürede çok yoğun bir şekilde antrenman yapıp o final etabına yetiştim. Bana çok şey katan, güzel anlamda çok şey katan bir seneydi. Açıkçası çok kötü hissettirdi. Yani kendimle yüzleştiğim, dışarıda biraz kendimi paraladığım bir dönemdi. Hayatımdaki voleybolun değerini bana daha çok gösterdi. Marco çok babacan bir antrenör. Oyun içinde savaşan bir takım görmek istiyor. Pes etmeyen bir takım görmek istiyor. Hani bir oyuncuya sen şurada dur demektense oyuncunun kendisi görüp bazı şeyleri algılayıp bunu çözmesini istiyor. Onun bu yaklaşımı beni olumlu etkiliyor. Bizi en çok motive eden şeyin enerji olduğunu düşünüyorum. Kendi enerjimi yüksek tuttuğumda ve takım arkadaşlarımın enerjisini de yükselttiğimde, hani bu staff'tan, kızlardan gelen enerjiyle daha da motive olduğumuzu hissediyorum. Ya buna tabii tribünün enerjisi de geliyor. Yani bu bizi daha çok oyun içinde tutuyor. Hani daha fazla hırs veriyor, daha fazla istek veriyor. Ya pozitif kalınca daha güzel oluyor. Beni motive eden şey, kilo verdim, çok kilo verdim. Sanki evet yeni benmişim gibi hissediyorum. Bu yüzden bu da beni motive ediyor. Kerem ablanın bütün yemekleri efsane. Yani kulübe gelen herkes yemeli öncelikle. Benim için zeytinyağlıları bir numara diyebilirim. İkinci, bu sağlıklı trüfler yapıyor. Onlar diyebilirim iki. Bir de deplasman yemeği, tavuklu bir yemeğimiz var. Fırında tavuk, o. Eski bir grup aslında ama Pearl Jam'den Black. Onu çok dinliyorum. Ve Santana. Bugünlerde bu ikisi. Çok zor soru. Ama şey diyebilirim, Peaceful Warrior. O film güzel. Daha çok sezon içinde aslında dizi, film izliyorum ama favori olarak Dark, Breaking Bad, Friends, bunları sayabilirim. Aslında çok fark var dışarıdaki benle saha içindeki ben arasında. Saha içinde içimden bir canavar çıkıyor bazen. Hani o istekli, o hırslı Beyza'yı saha dışında bulmak çok zor. Gezmeyi seviyorum, kendime yeni şeyler katmak. Hani hayata bir defa geliyorum ve dolu dolu yaşamak, geçirmek istiyorum. Hani direkt ev, antrenman vesaire. Hani o üçgenin içine girmek istemiyorum.